Bir Amerikan vatandaşı olan Noam Chomsky bu kitapta Amerika'yı değiştirmiştir. Chomsky'nin mantığı bizi örneğin Burjuva Demokrasisi içindeki hakçı ulusal bir proje, Beyaz Saray'ın yıkıcı ve kaos yükleyici çabaları altında ne kadar yaşayabilir gibi bir dizi soruyla karşı karşıya getiriyor. Guatemala'daki Jacobo Arbenz hükümeti Amerika'nın darbesiyle devrilene kadar sadece 3 yıl sürdü. Salvador Allende hükümeti de aynı kaderi paylaşmadan önce 2,5 yıl yaşayabildi. Salinas devrimi ise 6 yıl direnebildi. Bolivya devrimi de yine bir Washington darbisiyle ilerilene kadar 12 yıl dayandı. Bu örnekler arasındaki süre farklılıkları basit bir gerçeğe dayanıyor. Allende ve Arbenz devleti değil hükümetleri kontrol ediyorlardı. Sandinistler ve Bolivyalılar her iki gücü de ellerine geçirmişlerdi ve beyazların yıkıcı faaliyetlerine daha uzun bir süre dayandılar. Bu saptamalar ışığında Küba deneyimi Amerikan'ın ambargosuna 39 yıldır direniyor ve Latin Amerika'nın burjuva demokratik ve sosyalist yapılarının arzulanıp arzulanmaması üzerine basit bir kurumsal saptamadan doğan yeni boyutlar kazanıyor bizi düşünmeye zorlayan bir diğer örnek de şu. Salvador Allende 1970 yılında seçimleri kazandığında Nixon Kissinger hükümeti demokratik yollarla seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemeye çalıştı. Fakat Washington için bir askeri darbe düzenlemek mümkün değildi. Çünkü CIA'nin gizli raporlarından atıldığı üzere Şili ordusu anayasa olarak etkisizdi. Bu nedenle Beyaz Saray'ı ülke ekonomisini yok etmek ve halkçı rejimi yıkacak bir darbe organize etmek için 3 yıl gerekti. Bu deneyimin bir daha gerçekleşmemesi için de Amerika Birleşik Devletleri uyuşturucu baronlarına savaş açmak gibi anlamsız bahanelerle sık sık yeni darbeler düzenledi. Böylece neoliberalizmin ihtiyaç duyduğu her yerde demokratik hükümetleri yok eden önleyici darbeler düzenlenir oldu. <laughs> Kolombun Amerika seyahatinde iki kültürün buluşması kuşkusuz söz konusu. Fakat Amerika'nın keşfi ifadesi doğru değil. Çünkü Amerika üzerine binlerce yıl önce yerleşenler tarafından zaten keşfedilmişti. 1492'de olan Amerika'nın yabancı bir kültür tarafından işgalidir. Kolomb Batı Yarımküre'ye vardığında karşılaştığı yerleri Hint olarak adlandırmıştı. Çünkü Hindistan'a geldiğini düşünüyordu. Bu coğrafi hata düzeltildikten 500 yıl sonra bile hala bu insanlara Hindi deniyor. Bu durum yerli hakları küçük görmenin bir yansımasıdır. Sorun orada yaşayan insanların toprak üzerinde hiçbir haklarının olmadığını yalnızca avlanmak için üzerinde dolaştıklarını herkese kabul ettirmek, bunu bir ilke haline getirmek zorunluydu. Bu nedenle Avrupalılar için yerlilerin topraklarını ellerinden almanın ahlaki ve yasal problemi yoktu. Eğer toprak üzerinde hiçbir hakim yoksa kim oldukları ya da Hindistan'dan veya başka bir yerden gelmiş oldukları önemli değildi. İstilacılar doğruların bilinmesini istemezler. İspanya batıyorum ki, salt istila etmekte kalmadı, buradan oldukça faydalandı ve hala da faydalanıyor. Sık sık dile getirilen Kuzey-Güney çatışması dedikleri Avrupa'nın dünya istilası devam ediyor. Latin Amerika'ya bugüne kadar boyun bu eğdirildi. Sosyal ve ekonomik yapısal uyum ise yerli halkların katledilmesinin modern bir biçimi. Amerika Birleşik Devletleri emellerine ulaşabilmek için dünyanın her yerinde güç ve şiddet kullanmayı bir hak olarak görüyor. Emirlerine itaat etmeyen her kim varsa komünist olarak adlandırıyor ve kendini koruma adına bu komünistleri yok etme hakkını kendinde buluyor. Düşüncenin çok etkili bir şekilde kontrol edildiği doktrin edilmiş bir toplumda insanlar bu gibi saçmalıklara gerçekten inanabiliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Granada'yı işgal ettiğinde insanlar Granada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı askeri bir tehdit oluşturduğuna gerçekten inanıyorlar. Vietnam'a dönersek aynı durum burada da geçerli. Rusya tarafından desteklenen bir ülkeye ortada hiç Rus yokken saldırıldı. Bu hayal etmesi bile güç bir düşünce kontrolü. Amerika Birleşik Devletleri ile alakadar olmak fanatik bir hayali sistem ayaslarında tutulmuş hemayenin İran'ı ile alakadar olmaya benziyor. Bigan hiç şüphesiz inanıyor ki eğer Nikaragua'yı bulmalarsak ya da El Salvador Hava Kuvvetleri'nin keşif uçuşlarına Amerikan Birleşik Devletleri pilotlarını da dahil edersek bunun adı savunmadır. El Salvadorluları Ruslara karşı savunmadır. Bu tamamen kanuni bir durum çünkü Amerika Birleşik Devleti halkı tanrısal otoritenin aracısı olduğu için Salvadorluların yerine seçim yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle komünizm ve savaş arasında El Salvadorlular adına seçim yapma hakkına sahipler ve savaş Karşı devrimcilere karşı yapılan yardım bir işe yaramazsa o zaman da doğrudan harekete geçeriz. Biz bunları elbette ki insan haklarının korunması için yapıyoruz diyorlar. Liberalizmin olaylara bakış açısı, onları en büyük düşmandan korumak için ne kadar gerekiyorsa o kadarını öldürmeliyiz. Siyasal sınıflar arasındaki anlayış da aynen budur. Amerika Birleşik Devletleri tarihe en başından beri düz bir çizgi doğrultusunda ilerliyor. Ülke fethedilirken yerli haklara karşı yapılan saldırılar soykırım tarzındaydı. İnsanlar bunlara inanmak istemiyorlar. Fetihler törenlerle anılıyor. Hiçbir şey yanlış kabul edilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri çok ilginç bir ülke. Özgürlükler alanı çok geniş ve hiç kimse aydınların ve medyayı partinin çizgisine uymaları için zorlamıyor. Yine de parti çizgisi olarak ifade edilen itaatkarlığının ölçüsü totaliter bir karşılaştırılacak boyutlarda. Kafalarındaki bu demokrasi fikri yalnızca yardımsever asillerin ve bazı taleplerde bulunmalarına izin verilmiş bir halk tabakasının yer aldığı feodal bir sistemi hatırlatıyor. Asiller çok yardımsever oldukları için halkın taleplerine ara sıra razı geliyorlar. Fakat halk daha fazlasını istemeye başlayınca cevap hayır oluyor. Çünkü egemenlere kesinlikle meydan okunmaz. Ülke ne kadar küçükse korku da o kadar büyük oluyor. Çünkü ne kadar büyük zorluklar içinde başarılı olunuyorsa sonuç da o kadar önemli oluyor. Bu nedenle bir enfeksiyonun kaynağı olabilecek tüm sipeti etkileyebilecek çürük elmalara puvaşit ve saldırganlığı göstermek zorunda var. Sandinistlerin ilk programlarına bakan biri bunların yok edilmesini gereken düşmanlar olduklarını hemen görecekti. Bu programlar okuma yazma oranını büyük oranda arttıran, eğitim programları, ortalama yaşam süresini uzatan ve bebek ölümlerini azaltan sağlık programları ve bir tarım reformundan oluşuyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika tarihi halkçı hareketleri yok etmek, herhangi bir bağımsızlık hareketini parçalamak ve bölgenin kontrolünü elde tutmasına yardım edecek baskıcı diktatörler oluşturmak üzere kuruldur. Latin Amerika uluslarının Amerika Birleşik Devletleri baskısından muaf bağımsız olarak yaşamaları imkansız. Çünkü baskı ve kontrolü odaklanmış bu vahşi ve sadist süper gücün gölgesinden kurtulamıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika'nın kaynaklarının Amerikan ekonomisinin hizmetinde olduğunu ve her zaman da Amerikan ekonomisinin isteklerine göre şekillendiğini düşünüyor ve buna garanti altına almak istiyor. Yüksek yaşam standartlarına, düşük bebek ölümü oranlarına, yüksek yaşam süresine ve okuma yazma oranlarına sahip her ülke bir düşmandır. Bu ülkeler kaynaklarını kendi amaçları için kullanmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin amaçları için değil. İşte bu yüzden yok ediliyorlar. Bu örneğinde gördüğümüz üzere Amerika Birleşik Devletleri ülkeyi Rusların kollarına itmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Herkes için bir model olabilmesine imkan sıkılmak için ülke içindeki baskı ve merhametsizliği elinden geldiğince arttırmaya çalıştı. Fakat ülkede hala korku verici bir kalkınma söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin arka çıktığı bölgelere baktığınızda işkence, ölüm, açlık, köle vesaire görüyorsunuz. Fakat Latin Amerika'nın küçük bir köşesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hayat standartlarıyla boy ölçülebilen bir ülke görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri her türlü ölçüte göre dünyanın en zengin ülkesi. Küba ise dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ile aynı yaşam kalitesi indeksine sahip. Bu durum gerçekten korku verici ve Küba gerçek bir düşman. Amerika Birleşik Devletleri diğer bütün büyük güçler gibi kanun üstünlüğüne bir slogan gözüyle bakıyor. Bunun üç nedeni var. Birincisi ülk nüfusunu pasifize etmek, ikincisi resmi düşmanları ifşa etmek, üçüncüsü ise diğer yolların etkisiz kaldığı koşullarda son çare olarak problemleri çözmek. Bunların dışında Amerika Birleşik Devletleri de diğerleri gibi kendini gücün yasasına adamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda demokratik toplumlar totaliter yapılara yöneldiler. Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin anahtarlığı mülkiyet ve kar ise Nikaragua Somoza tipi bir haydutluk düzenine geri dönmedikçe barış içinde yaşayamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman tercih edeceği rejim Honduras'taki gibi resmi bir demokrasinin olduğu bir rejimdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'ya yaptığı hava baskınları terörist saldırılarından yalnızca bir Tek saldırıda Libya destekli terörizmin son 10 yıl içinde aldığı canın belki 5 misli insan öldürüldü. Bir ülkeyle düşmanca ilişkiler içindeyseniz o ülkenin ordusuyla bağlantı kurmaya çalışarak devleti içeriden yıkmaya çalışırsınız. Bu işe yarar bir iştir. Orduyla iletişim kurmanın yolu da orduya silah göndermek ve ordu personelini eğitmek gibi işlerdir. 10 yıllık Reagan Bush yönetimi sonucu ekonomi kötü bir durumda. Her canlandıramazlarsa dış politikada müsrif bir takım şeyler öne sürmek zorunda kalacaklar. Dış politika maceraları halkı korkutur ve hareketlendirir. Savaş süresince halk liderin ve bayrağın arkasına dizilir. Bu durum basitçe halkın çoğunluğunun bir kötülüğünde olan ekonomi politikaların beraberinde gelir. Eğer ekonomiyi sabitlemeyi başaramazlarsa bazı dış politika başarıları elde etmeye çalışacaklardır. Bunda da en güçlü da olacaktır. İlişkileri engeller, kültürel karantinayı sürdürür ve ambargoyu korursanız sonuç Küba'nın zor, zora düşmesi, muhalefet protestolar ve isyandır. Sivil toplum kendi kendini yok etmeye başladığında adaya savaş gemilerini gönderebilirsiniz. Bu izlenecek doğru yorumdur. Kapitalizmin amacı insanlığın çoğunluğu için kabul edilebilir hayat standartları oluşturmak değildir. Çünkü dünya modeli artık refah toplumlarına da yayılıyor. Dünya piyasa sistemi kapitalist sistemde çok az ort ortak değere sahip. Klasik teoride içinde küçük dükkanların yer aldığı küçük bir serbest piyasa modeli söz konusuydu. Bu küçük işletmeler içlerinde serbest piyasa şartlarına göre çalışmıyorlardı ancak tek başlarına sistemin çok küçük parçalarıydılar. İş gücünün serbest hareket edemediği koşullarda serbest piyasadan daha bahsedemeyiz. Tarihte serbest piyasa kurallarını takip etmiş tek bir gelişmiş toplum örneği yok. Ulusal yönetimler ulusal ekonomiler etrafında bütünleşiyor. Uluslararası yönetimler de uluslararası ekonomiler etrafında birleşiyor bu yeni sistemde halk tamamen dışlanmıştır. Çok çirkin bir uluslararası sisteme doğru yol alıyoruz.